Nasıl bir kar yağıyor dünden beri görüyor musunuz? Bisiklet tekerleği karın altında kalmış. Çok soğudu hava. Berlin'de yıllardır kar yağmıyordu. Akşamları genelde -10, -13 falan oluyor. Gündüzleri de -7, -8'lerde geziyor hava. Ama kar bize çok iyi geldi. Çünkü Berlin'in o gri, depresif havasından eser kalmadı yani önümüzde. En azından kar yağınca her yer aydınlanıyor. Bembeyaz oluyor. Güzel oldu. Bu dönem çok tahmin etmediğim şeyler oldu tezimle ilgili özellikle. Konu değiştirdim. Şimdi 41 tane kitap var. Bunları üniversiteye götüreceğim. Benimle beraber geleceksiniz. Başıma bir sürü şey geldi. Bunları da anlatacağım. Hem sınav dönemindeyim. Ortalıkta kapandı yani. Çok fazla bir şey de yapamıyoruz zaten. Bakalım son gelişmelerden sizi biraz haberdar edeceğim. Kitapları ben her zaman yere yığıyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Bakın bunların hepsi artık geri gidecek. Şurada bir aşağı yukarı 7-8 tane var. Bunlar. Şu büyük olanlar. Şurada aşağı yukarı 10 tane var. Yani emeklerim artık boşa mı gitti diyeyim, tecrübem oldu diyeyim. Bunlar var. Bunlar. Kampüsün içine geldik burada arkadaşlar. Böyle karlı ben de ilk defa görüyorum üniversiteyi. Doğruya doğru. Bisikleti gittim orada. Yolun başına bıraktım artık burada. Yani bayağı da derin. Sana sürmek falan mümkün değil. Ya stresten karın zevkini falan da çıkaramadık. Şimdi aldım buraya bunları. Kitapların hepsini. Artık yürüye yürüye kütüphanenin bir tanesine gidiyorum. Şimdi bu yürüdüğüm yolu bir de geri döneceğim. O yüzden ben aslında bisikleti hop aldım. Hani burada biraz vakit kaybetmeyeyim falan diye. Ama şey, arabanın geçtiği yerler bile zor belli oluyor yani. Uzun zamandır böyle kar tutmamıştı. Daha bu haftada böyle bütün hafta boyunca böyle geçecek yani. Eksilerde falan. Buradan yolun sol tarafından bizim matematik kısmına doğru gidiyor. İnşallah şu Mart'ta sınav vereceğim de artık. İnşallah şu sınav vereceğim de artık matematikle ilgili hiçbir şey kalmayacak yani, hayalim o. Artık matematik falan duymak istemiyorum doğruya doğru. Şey, bu yol karda problem değil ama yağmurda inanılmaz bir problem. Çünkü gördüğünüz gibi açık. Üstü açık yani. Yağmur yağdığında sırılsıklar oluyorsunuz burada. Konuşamadım. Şimdi buradan kütüphanenin birinci kütüphaneye gidiyoruz. Şimdi bu yolu bir de geri döneceğim. Aynı şekilde. Bu yolu geri döneceğim. Tekrar metro alacağım. Öbür kütüphaneye gideceğiz. Çünkü bu yolda bisiklet sürmek falan mümkün değil yani. Yürümek bile bayağı zor. Bu arada şöyle size bizim üniversitenin yazısını da göstereyim. Oho. Oho, bakar mısın şunun derinliğine? Bayağı derin. İnşallah ayağımız burada bir çukur falan girmez. Burada EFU'ya geldik. Güzelmiş ya. Karda gerçekten pozitifmiş yani. Ortamını fark ettim. Şimdi tekrar yolu geri dönüyorum. Metro almaya gideceğiz. Bisikleti de orada bir yere bırakmıştım. Şey, bizim üniversite böyle ormanın içinde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi.
direkt buradan ormana dalıyorsunuz. Yazın güzel oluyor ama artık bir daha üniversite ne zaman açılacak da. Bir de böyle villalar var bu bölgede hep gördüğünüz gibi. Bunlar böyle yurt falan değil yani. Bayağı şey insanlara ait. Aileler mahalleler kalıyor yani. Artık bir daha buraya yazın ne zaman geleceğiz hiç tahmin edemiyorum yani. Burada çok kar. İnsan bazı şeyleri var ya kaybetmeden değerini anlayamıyor yani. Şimdi normalde ben bu yolları falan gelmek bana hep işkence gibi geliyordu yani. Hiç uff diyordum yani mesela şimdi 40 dakika gideceğim onun için erken kalkacağım saç baş ya bilmem ne bir saat giy bir saat gel bu yolları yürü yağmurda çamurda falan. Bugün ne bileyim artık kardan mıdır nedir? Şey geldi ya böyle her şey bir tatlı geldi, bir güzel geldi. Özlemişim yani. Zaten hep şey söylüyorum. Hani şu an mesela stresim yok. Bugün içinde stresim yok. Sabahtan işte matematik bilmem çalıştım. Dün akşam da bayağı bir şey yaptım. O yüzden gün içinde stresim yok ama gün içinde insanın stresi olmayıp böyle rahat rahat karlı marlı yolda güzel güzel üniversiteye gittin mi zevk alıyorsun ya. Mesela ben bugün zevk aldım. Demek ki insan zorunlulukta telaş içinde falan yapmasa bunları. Şu an hani telaş içinde yapmıyorum yani. Yayıla yayıla kütüphaneye gidiyorum. Güzel olacakmış. Güzelmiş yani. Güzel bir şey olduğunu fark ettim. Şöyle size bir anda yol da göstereyim. Bu arada kitaplarını ben hepsini verdim. Ama zaten detaylarını anlatacağım. Şimdi yeni bir test konusu belirledik. Dolayısıyla onunla ilgili almam gereken kitaplar var. Aynı 11. aydaki süreci biliyorsunuz. Ama bak bu arada bunlar hep bizim üniversiteye ait. Özel'de kahvedi. Bir sürü böyle salonlar var yani. Toplantılar falan şeyler bunlar da oluyor. Şimdi yani kitapları almaya gidiyorum. Yeni konumla ilgili bir 8-9 tane kitap söyledim. Şimdi onları alacağım bir yandan çünkü gördüğünüz hazırlık süreci 3 ay sürdü ve 3 ay sonunda yani elde ne var kocaman 1-0 evet tecrübe. En azından master tezi yazacağım zaman yani çok çok süper tecrübeler edindim. Ama bayağı bir demoralize oldum ilk başta. Hani ben bu kadar bu seçtiğim konunun zor olacağını tahmin etmiyordum. İşin içinden çıkamayacağımı tahmin etmiyordum. Niye böyle zor bir konu almışım yani bir daha var ya yemin ediyorum arka planında böyle politika molitika olan hiçbir konuyu almayacağım abi. Ne politika ne işte şey çok vardı orada. Sosyalizm, komünizm, o zamanki komünistlerin Amerika'da nasıl gözüktükleri yani hani casus suçlamalarına maruz kalıp kalmadıkları kimisi eskiden öyle olmuş böyle olmuş yani o kadar çok beni aşan şeyler. Çünkü yorumlaman lazım. Tez yazacaksın. Öyle genel geçer bir şey de yazamıyorsun yani. Sallama bir şey yazamazsın. Tarihte önemli şeyler bunlar. Dolayısıyla ben işin içinden çıkamadım. Profesöre söyledim. Profesör de dedi. Zaten dedi öğrencilerin hiçbiri öyle konular almıyor. Sen niye öyle yaptın ki dedi yani. Dedim ne bileyim bir gaza geldik. Dedim hocam gaza geldim. Hoca da şey dedi. Ben olsam dedi. Burada hani böyle beyli meyli sizli konuşuyorsunuz ya.
Taşçı Bey diyor bana, soy ismiyle hitap oluyor çünkü genelde, dedi Taşçı Bey. İnanın dedi, o konuyu ben de alsam nereden başlayacağımı, nereye nasıl getireceğimi falan ben de bilemezdim. O yüzden sizi çok iyi anlıyorum. Hiç kafanıza dedi takmayın. Bu da dedi öğrenime, akademiye dahil olan bir süreç dedi. Normal böyle şeyler. Bambaşka bir konu alın dedi. Bu arada geldik. Şimdi buradan. Çok tatlı bir kafe var şurada ya. Bu arada arkadaşlar burada hep iyi, yani elit insanlar oturuyor. Hep villalar var burada sağda solda. Böyle apartman apartman falan göremezsiniz. Öğrenci mi bu ya? Ayağında şeyle ne yapıyor yolun ortasında? Allah bilir. Kesin o da tez yazıyordur var ya. Bu dönemde tez yazmayan insan bu karda kışta kütüphaneye niye gelecek bu bacakla? Kim ayağını mı sakatlamış, ne yapmış? Evet, ayağını sakatlamış. Kitapları aldık arkadaşlar. İçeriden çıktım. Al al bitmiyor kitaplar. Yani güle oynaya anlatıyorum ama aslında 3-4 gün önce var ya ne stresler yaşadım. Yani şimdi böyle sonrasında anlatırken insana kolay geliyor ama çok stresli günler geçti. Neyse, bir şekilde atlatacağız. Ya onu anlatıyorsun başka bir şey geliyor. Bunu anlatıyorsun başka bir şey geliyor. Bitmiyor ki, dertler de bitmiyor. Dert bitiyor, stres geliyor, stres geliyor. Başka bir tane manyak bir tipiyle bir uğraşıyorsun. İşin ters gidiyor, işin hallediyorsun. Evle ilgili hallettiğin, evle ilgili ters çıkıyor. 2020-2021 Allah'ım ne biçim seneler geçti ya. Şaka gibi her şey üst üste. Hallet bitmiyor ya, emin ediyorum. Şey, şimdi sıcaktan çıktım ya, şimdi biraz üşüdüm doğruya doğru. Bizim arkadaşlardan şöyle, mesela şöyle göstereyim. Bazen böyle büyük villalar oluyor. Mesela 18-20 kişilik falan. Ev sahipleri mesela komple alt katı kiraya veriyorlar. Böyle herkes bir odada kalıyor falan. Bu bölgede çok kalan arkadaşım da var. Ama buralarda sakin be abi. Tamam, elit melit nezih mezih de yani. Ne bileyim, bir Kreuzberg'e gideceksin eğlenmeye içmeye falan de, buradan kaç, 40 dakika yani. Bunun pazarı var, akşamı var, gecesi var, hafta sonusu var, ne bileyim, bana yine de uymuyor yani. Biraz fazla para verip çarşının içinde kalmak yine daha mantıklı. Evet, şöyle bir dezavantaj da var. Çarşıdaki evlerde, yani mesela ben şimdi Kreuzberg'de kalıyorum. Bizim binalar falan çok eski. Yani tavanlar yüksek, aslında güzel bir şey ama ısınmıyor. Evler ısınmıyor abi. Sokak en az kaç, 100 küsür senelik sokak yani. Bütün öyle, bütün komşularda falan herkes aynı problemi yaşıyor. Yani bizim o bölge komple hepsi çok tarihi binalar falan. Bu tarz havalarda ısınamıyoruz ama yine de atladım vallap. Çarşının içindesin. Ha bak çocuklar. Şey yapıyorlar, kayak kayıyorlar. Size göstereyim. Bak. Genç arkadaşlarım, burada lisans, yüksek lisans, master, doktora, İngilizce, Almanca, artık aklınıza ne geliyorsa yani. Hangi dilde hangi bölümü okumak istiyorsanız. Sonuçta tez yazmak zorundasınız. Eğer sanat veya böyle yetenek dallarıyla falan ilgilenmiyorsanız. Ve sakın benim bu 3 ay önce, yani 3 aydan beri yaptığım hatayı yapmayın. Sakın zor bir konu kendinize seçmeyin. Profesör bana aynen şunu söyledi. Dedi ki çoğu öğrenci çok zor sorulara, çok önemli sorulara cevap bulması gerektiğini düşünür dedi. Yani bilim bunun için değil dedi. Yani akademik yazılar, tezler bunun için değil. Siz eliyle böyle gösterdi. Siz dedi bu kadar küçük bir konuyu da alabilirsiniz. Bunun hakkında da dedi 35 sayfalık tez yazabilirsiniz. İlle çok önemli sorulara, olaylara cevap bulmanız gerekmiyor dedi. Bu benim gerçekten yaptığım, en baştan beri yaptığım en büyük hatalardan bir tanesiydi. Herkes basit basit konular alırken, herkes böyle birkaç ayda, yani birkaç ay dediğim belki 2-3-4 ayda yazabileceği konuları alırken, benim aldığım konuda ben sadece araştırma kısmını 3 ayda geçemedim. Yani 3 ayda geçtim ve nereden başlayacağımı artık strese de girdim. Ulan kocaman sömestr geçti, güya bu sömestr benim planım bunu bitirmekti yani. Planlamasını yaptım, araştırdım, 40 tane kitap aldım.
Ama benim konum yok. Yani kitap çok ama benim konumda çok fazla kitap yok. Bu bana ilk defa bu kadar büyük bir şekilde başıma geldi. Benim başıma gelenlerden siz de kendinize tecrübe alın. Sakın önceden araştırın. Bakın yani yazacağınız konuda çok fazla kitap var mı? Ben mesela şöyle düşündüm. Özellikle bu o adamın hayatını aldım, seçtim. Çünkü dedim ki adam çok ünlü, politikada da çok aktif. Baktım hakkında o kitap yazılmış, bu kitap yazılmış. Tamam evet yazılmış ama benim araştıracağım konuyla ilgili kitap yok. Dolayısıyla ben hiçbir yerden başlayamadım. Bunlara önce internetten girin bakın. Yani gerçekten onunla ilgili yeterince literatür var mı? Araştırmasını yapın hiç şey olarak atlamayın. İkincisi burada çok önemli bir nokta var. Ben iyi ki kimseyi dinlemedim. Biraz bu işi bilenlere yani akıl hocalarına falan danıştım. Ne yapayım? Nasıl başlayayım? Lisans başvurumu yapayım mı diye sordum. Normalde arkadaşlar 11. ayda biliyorsunuz ben o zamandan beri bu lisans teziyle ilgileniyorum. Başvurunuzu yapmanız gerekiyor. Yani başvurunuzu yapacaksınız ki onaylı bir şekilde işte falanca filanca derslerini vermiştir. Lisans bitiyor. Lisans başvurusu yaptı. Şu tarihte yaptı. En az 12 hafta içinde bitirecek. Bu başvuru yapmaz lazım. Benim bütün arkadaşlarım dediler ki başvurunu yaptın mı? Başvurunu yaptın mı? İşte ben de bu işi bilenlere sordum. Dedim ki ne yapayım? Başvuruyu dediler sakın başvuru yapma. Ya dedim okulda internet sitesinde başvuru yapın diyor. Herkes başvurusunu yapmış. Bana dediler sakın yapma. Normalde yaz. Tezini biraz yaz. En azından bir yarısını falan yaz. Ne zaman bitireceğine emin oldun veya olacaksın kendini emin hissettin. O zaman başvurunu yap dediler. Ben de hiçbir zaman yapmadım başvurumu. İyi ki de yapmamışım. Profesör de bana onu söylüyor. Dedi ki siz zaten dedi başvurunuzu yapmadınız. Çok akıllıca davrandınız. Erken başladınız araştırmaya. O yüzden dedi hiçbir kaybınız yok. Sizin için de dedi tecrübe oldu. Bu da size böyle bir tecrübe olsun. Ya sakın mal gibi atlayıp tez başvurunuzu bir gaza gelip de hadi bakalım ben yazıyorum şimdi başlıyorum falan sakın böyle bir şey yapmayın. Bu aynı hatayı benim hem kendi Yunanlı kankim yaptı hem de Victoria'nın arkadaşlarından bir tanesi bu hatayı yaptı. Hemen gitti başvurusunu yaptı. Dediler ki tamam madem başvurunu yaptın 12 hafta içinde lisans tezini bitirmen lazım 3 ay. Çocuk da aynı benim yaşadığım problemi yaşadı. Konusu o kadar büyük ki yani konuyu küçültmeniz lazım. Kocaman konuyu küçük bir konu seçeceksin. Onun üstüne araştırma yapacaksın. Konuyu toparlayamadı çocuk. Büyük şeyi küçültemedi. Dolayısıyla tezine başlayamadı. Aynı benimki yani aynı benim yaşımın aynısını yaşadı ama başvurusunu yaptığı için şimdi streslerde onu arıyor bunu arıyor. Tabii herkes de başka akıl veriyor. Benim de başıma geldi bu dönem. Mesela en basit işte konumu değiştireceğim nasıl diyorum acaba profesör kabul eder mi diyorum streslerden streslere giriyorum falan. Kimisi diyor ki keşke öyle yapmasaydın kimisi diyor ki aman ne olacak başka profesöre gidersin. Kimisi diyor ki ya git profesöre açık açık söyle yapamadım. Kimisi diyor ki işte profesörü diyor yapamadım deme ama işte artık ilgimi çekmiyor. Başkasına gidiyorum kimisi diyor ki sakın öyle konu ilgimi çekmiyor falan deme. Hani ukalalık olarak anlaşılabilir. Git profesöre açıkça söyle yani bu. Hani bana çok ağır geldi benim yaşıma göre çünkü çok çok fazla politik şey oluyor arka planda ve hiçbirini neyi bırakacağımı neyi hani veklasın diyorlar yani neyi yazmayayım bu çok gereksiz diye karar noktasında şey yapamadım veremedim yani ve profesör de onayladı. Neyse demek istediğim sakın bu lisans döneminde arkadaşlar gaza gelmeyin beni çıkarttım kullanmadım. Bu arada bir sürü de yani bir sürü o kadar çok şey var ki hangi birini anlatayım bilmiyorum. Daha başka projeler var. Bir tane film çekiyorum arkadaşlar. Filmi Almanca modülü için çekiyoruz. Hikayeler var ya çocuk hikayeleri falan. Çocuk hikayelerini nasıl trik filmin Türkçesi neydi ya? Animasyon filmi olarak yapacağız. Ben de hayatımda ilk defa animasyon filmi olarak yapacağım, çekeceğim yani. Bunun zorlukları vardı, onun planları vardı arka planda. Var yani. Ama genel olarak o sıkıcılık biraz bitmeye başladı artık. Yani dükkanların açılmasını bekliyoruz. Çünkü böyle artık hiçbirimiz kafayı falan da boşaltamıyoruz. Genel benim şey geçti yani evde ders, hazırlık, kitap oku tezi ne yapacağım, nasıl geçeceğim ondan sonra işte hafta sonları Victoria'da kaldım. Hep aynı. Aynı rutin. Stres. Havalar zaten çok kötüydü. Haftada bir iki kere ya dışarı çıktık ya çıkmadık.
Şimdi kar var yani biraz güzel o yüzden. Gerisi işte hafta sonu hep Victoria'da kal. Hafta içi dersin, hafta sonu dersin. Hep aynı şey, aynı şey, aynı şey. Böyle ama şu en son tezimi değiştikten sonra yani tez konum ki daha hala seçmedim, karar vermedim. Bu sefer atlamıyorum. Hoca dedi yani kendine dedi vakit al, araştır, al, bak bakalım neler bulacaksın falan. Şimdi yavaştan onu başlıyorum ama aynı anda vermem gereken başka konular, sınavlar, onlar bunlar var. Böyle yani saç sakal da uzadığı için bunu takıyorum yani yoksa hiç şey artık şekile de girmiyor tam o zaman wow, bayağı uzamış. Uzamanın şeylerindeyim, orta evrelerindeyim. O yüzden böyle düzenli dursun diye de biraz kafaya da bunu taktım. Kıvırdım yani daha doğrusu benim normal şeyim. Böyle umarım sizin iyi gidiyordur. Aslında böyle bir ara soru cevap videosu falan da yapmayı planlıyorum. Merak ettiğiniz soruları falan da cevaplandırmak istiyorum. Ama çok o kadar çok üst üste geldi ki her şey. Oradan buradan inanılmaz... yorgunluklarım oldu. Sabahları ya 8 saat, 9 saat, 10 saat uyuyorum abi. Ne alkol var, ne sigara var. Hani sağlıklı besleniyorum falan. Kalkamıyorum. İnanılmaz. Gittim D vitamini aldım falan. Biraz şimdi vitaminlerle haşır neşir oldum. D vitamini günlük alıyorum, C vitamini günlük alıyorum, çinko günlük alıyorum, magnezyum, B vitamini 12. Yani bakalım ama galiba biraz yavaştan bir toparlamaya başladı vücudum. Bende durumlar böyle. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.